Yavaş. Burada kalman senin için daha mantıklı. Bu halde seni eve bırakamam onu bak. Bak ablan da merak ediyor, tamam mı? Söylediklerini düşündüm. Dediklerini yapacağım. Akşam oturup bu konuyu etraflıca bir konuşalım. Ben de yoruldum artık oğlum. Sakin bir hayata geçiş yapmak bana da iyi gelecek. Tamam baba. Çok yerinde bir karar almışsın. Sevindim. Akşam gel sana güzel bir sofra hazırlayayım. Etraflıca konuşuruz. Büyük kararlar güzel sofralarda alınır. Kuş sütü eksik olmayacak ona göre. Akşam 7 gibi sende olurum. Konuşacağımız çok şey var oğlum, çok. Tamam. Hadi, iyi işler sana. Ben de bugün şirketlere bir uğrayacağım gelmişken. Toplantılarım var. Tamam, görüşürüz. Bana bak. Hemen anlatmaya başlıyorsun. Al şunu al. Tut. Kim yaptı bunu sana, anlat. Irmak, bırak bu numaraları. Evden çıkıp gidecek kadar iyi olduğuna göre anlatacak kadar da iyisindir herhalde. Korkma, kimse sana zarar veremez. Kızım, yaptıklarını yanlarına mı bırakacağız? Anlat hadi, kim yaptı bunu sana, hangi hayvan? Nalan'ın babası. Kim? Recep. Ya bırak Allah aşkına ya. Sana inanmıyorum. Vallahi bravo. Şu halinle bile Narin'le çalışmana inanamıyorum. Sen nasıl bir insan olmuşsun be? Biliyordum bana inanmayacağınızı. Neden ağzımı açmıyorum sanıyorsunuz? İnanmayacağız tabii. Kızım ne işi olur Narin'in babasının seninle ya? Siz o kızı bilmiyorsunuz. Ellerini pisletmiyor. Bütün pis işlerinde babasını kullanıyor. O kız hakkında benim bildiklerimi bilseydiniz diliniz tutulurdu. Boşuna mı dedektif tuttum? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.